Gel gel ağzına gir. Unu alıp götürdün mü? Tostu yiyen kardeşim domates de yiyecektir ama kusura bakma domatessiz. Şeflerim, Çat Kapı Duble'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Yorgun. Ben iyiyim ya. Yasemin dün çekimi vardı herhalde, ondan yorgun. Bu arada ilk bölümün yorumlarına bayıldık. Epey uzun zamandır bekliyormuşsunuz. Çok teşekkürler desteğiniz için. Desteğe devam. Evet, özlem sona erdi. Çat Kapı geri döndü. Ve Ramazan da geldi. Hoş geldi. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ikinizin de üçer kardeşi var. Yasaklar yüzünden de aylardır görüşemiyorsunuz kendileriyle. Yeni öğrendik. Bu arada doğmuşlar herhalde. Biz yokken. Anca Ramazan'da buluşmak kısmet oldu. Ve iftar sonrası sohbet muhabbet derken vakit de geç oldu. Ve sokağa çıkma yasağı yüzünden geceyi sizde geçirecekler. Vay Allah sen ya. Hep bize geliyorlar ya. Tanımadığım üç kardeşle. Aynı evde. Haliyle de sahuru beraber yapacaksınız ve bir daha kim bilir ne zaman görüşeceksiniz. Hazır sizi bulmuşken onlar elinizden o en sevdikleri yemekleri yemek istiyorlar sahurda. Ve ne tesadüf ki üçünün de en sevdiği yemek birer kahvaltılık. Ne güzel. Güzel, iyiymiş. Lütfen diyorlar abi, lütfen abla bize bu güzel yemekleri yapmadan bizi uğurlama çünkü bir daha görüşemeyiz. Siz de tamam diyorsunuz, yatıyorsunuz. Ama sahurdan önce alarmı duymamışsınız. İnanılmaz bir şey ya. Gene inanılmaz. Ve uyanamadığınız için bir an önce mutfağa girmeniz lazım. Kardeşlerinizden biri krebi, diğeri yumurtayı, öbürü de tostu çok seviyor. Sadece 20 dakikada 3 kardeşinizi de elinizden gelen en iyi biçimde mutlu etmeniz lazım. Size yine 4 dakika vereceğim keşif için. Ardından bir krep, bir yumurta, bir de tost istiyorum sizden. Buraya gelene aklıma kadar 72 tane yumurta tarifi. Aynen. 500 tane krep tarifi, milyon tane de tost tarifi geliyor. Şimdi bunlardan birini seçmek için 20 dakika gerekiyor zaten. Bakalım sizi neler bekliyor dolaplarda. Kiler yine ortak kullanabilirsiniz, ardiye ortak kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlatıyorum. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Başladı. Nasıl? Ben bunu alacağım. Niye alacakmış ya o? En sevdiğim tost makinesi. Ay. Peki senden çalabiliyor muyum? Neyi? İşte çaldığım şey. Hello. Aa, haşlanmış patates koymuşlar. Ya bu kadayıf her hafta geliyor önümüze ya. Süre başlamadı değil mi daha? Şu anda 45 saniye geçti ne? Keşif için. Ha keşif. İlk 4 dakikamızdan düşüyor şu anda. İyi tamam dur krep yumurta. Büyük bir sükunet hakim. Bu ne seri kanlılık? Şey aslında içim titriyor biliyor musun yani gerçekten. Şimdi Ramazan sahur. Hoş geldin. Krep, yumurta bir de ne vardı? Tost. Şu ne? Bu ne? Ben her şeyi çıkardım ya. Of Ferhat böyle yapmayacaktım. Ferhat da bayağı bitirdi dolabı. Ferhat gayet düzenli çıkarttı. Bu ne? Ya geçen hafta yıktım ortalığı çünkü. Labne. Poşetleri inanılmaz minimal tuttuk bu sefer. Bu kadar mı yumurta verdiniz? Bu ne? Sadece 6'şar yumurtanız var. Maksat onların en sevdiği, elinizden gelenin en iyisini yapmanız. Miktar öncelik değil. Ay kırık yumurta koymuşsun. Yumurtan kırıksa değiştiriyorum Yasemin, hak geçmesin. Senin o yumurtanın başına gelmiştir. Sana yeni bir yumurta veriyorum bir tane. Unu alıp götürdün mü? Un nerede? Unsuz. Yoksa unsuz mu? Söylesenize. Tezgahına baktın mı Ferhat'ın? Yok ki un. Niye çalıyorsun unu? Dur neyse ben şu alayım birazcık ondan. Tost makinesini çalmayı biliyorsun. Ne oldu? Aa! Benim tost makinamın da şeyleri yok içinde. Eyvah eyvah! Ya gülme komşuna gelir başına. Ya, tost makinesi ilk çalan sensin ya. Çekil oradan, çekil. Arkadaşlar 20 dakikanız başladı. Ya kendimi yakacağım şimdi şurada. En sevilen kahvaltılıklar. Yasemin bugün bir bardak yapma bana. Nasıl sahur tarifleri olarak ne dönecek? Ne oldu? Dar alanda kısa paslaşmalar çekil yaşandı. Oradan. Şimdi ben... Mete de Ferhat'ı bombalayacağım dedi. Çekil. 20 dakikada kimseye acımam. Krep yumurta tost. Şimdi bir tarz... Ah yanlış yere kırdım ya.
taşla üç kuş kurmaya çalışacağım. Bu kadar yumurta mı var gerçekten ya? Evet. E zaten her biri bir porsiyon değil mi zaten? Evet. Yani. Üçü belki birbirinden tadar. Çok mütevazi çocuklar kardeşleriniz. Yani diğerlerinin lokmasında gözü yok. Canım benim onlar. Hepsi kendi tabağını yiyecek, öyle düşünün. Sağ olsun. Canım sağ kardeşim olsun. Alara'ya da buradan selam olsun. Güzel. Gerçekten mi? Beğendin mi? Ferhat'tan ne atığı? Krep atığı. Yine aynı şeyleri yapmayalım. Benzer şeyleri. Krebe ne atmadık? Tuz atmadık. Ya hocam bu tuz işi önemli. Ferhat, alandan memnun musun geçen haftaya göre? Neden? Kullandığın alanın genişliği. Bana fark etmez. Hep burayı seçiyor, bana fark etmez diyor. Kaç dakika? Son 16 dakika 24 saniye. Çok güzel. Arkadaşlar siz de alarmı duyacaksınız artık yani. Hangi alarm? Ne alarmı? Sahur yüzünden uyanamadığınız. The sahur. Öyle uyumak yok. Gerekirse uyumayacaksınız kardeşlerinize sahur hazırlamak için. Yumurtayla, ya bütün yumurtaları kırdım. Bir tanesinde patatesli yumurta yapıyorum. Değişik, seviyor çünkü kardeşim. Ondan sonra krep yapıyorum ama krepi neyle yapacağımı hala bilmiyorum. Tostu da yine yumurtalı tost gibi, hani böyle bayatlamış pidelerle falan yaparız ya. Hiçbir fikrim yok ne yaptığıma dair. Sadece temellere başladım. Yumurtam scramble gibi olacak ama içerisinde birazcık da güzel kavurma falan gördüm ama onu neye kullanacağımı kestiremiyorum. Peynir var, kaymak var, biber var, salça var. Bilmiyorum, henüz bakmadım bile diyebilirim. Şu anda krepe başladım. Bir tek krep beni ne kadar oyalayacak onu kestiremiyorum. Krebin içerisinde neli yapsak? Krebin içini neli yapsak? Krebin içini bir şeyli yapalım ya. Biraz lor var. Süt ekleyebilirim. Çok süt ekledik. Lorlu süt oldu. Teşekkürler. Çok sağ ol. Pideden yumurta banyosu geldi. Son 13 dakika 47 saniye. Asla yetişmez. Asla asla deme. Yasemin, sanırım tost seven kardeşini daha çok seviyorsun gibi bir tablo var ortada. Full dakikalardır ona çalışıyorsun gibi. Bilmiyorum ki hangisi acaba. Tost isteyen Berat'tır kesin ha, tabii. Ben herkese eşit severim. İyi misin? Ne oldu? Bir şey yok, devam. Kendimi diğer tarafta zannettim. Ama gerçekten diğer tarafa da geçiyordum. Kelime şakası bile yaptım ya. Daha neler olacak. Kaç dakika? Arkadaşlar, son 10 dakika 3 saniye. Gel gel, ağzına gir. Ferhat'ın sahanında estetik görüntüler. Bakayım, dolapta başka bir şey var mıydı ya? Kadayıf var. Kaymak var. Bir yanına suyu şişmiş bir şeyler yapayım ben. Mayonez var. Her şey pişiyor çünkü şu anda. Hiçbir şey yapamıyorum. Üç kardeşiniz de hardal sevmediği için hardal koymadım. Hardal sevmeyen kardeş mi olur ya? Neredesin? Gel buraya. Evet. Ay, kaç dakika? Arkadaşlar, son 4 dakika 3 saniyeniz. 4 mü? 4 dedi. Mucuk mucuk yenmez. Bunu da. Ferhat'tan double toast. Sen gel bakayım. Mis mis mis. Hop hop hop. Gel bakalım. Sahurdan sonra bulaşığa oturacağız. Evet. Son 1 dakika 35 saniyeniz. Son 1 dakika. Biraz da ona peynir. Peynir yok mu ya? 30 saniye. Aa, burada peynir meynir varmış. Ya senin peynirlerini 30 saniye kala gördü. Olacak iş değil. Senin söğüşün. Heh, sana da söğüş.
Au! Süreniz sona erdi arkadaşlar. Okey. Geçmişler olsun. Domates elimde kaldı. Tostu yiyen kardeşim domates de yiyecektir ama kusura bakma domatessiz. Ben de aynı bak elimdeydi domatesim ya. Öyle kalsın. Yumurtalı pide tost, maydanozlu patatesli yumurta tava, dereotlu labneli krep. Kavurmalı kaşarlı duble tost, sucuklu yumurta tavası, 4 peynirli krep. Şeflerimizden sahura çok az bir vakit kala nasıl hızlı sahurluklar çıkartılabilir onu beklediğimiz bir bölümdü. Gerçekten ikisi de sürelerini tam anlamıyla kullanarak ellerinden geleni yaptılar. Çok farklı güzel şeyler çıktı, sabırsızlanıyorum tatmak için. Tabağa göre oldukça doygun gözüken bir tost var. Yemek için sabırsızlandırıyor insanı adeta. Ama benim en çok ilgimi bu mühendislik çekiyor. Baktığımız zaman iki tostu bastırması bende bir heyecan yarattı. Bakalım tadı nasıl? İki detay var. Ne şeflerimizle paylaştım ne de sizle paylaştım kayıt sırasında. Kullanılan peynir muhlama peyniriydi, kaşar peyniri değil. Ve pidelerde bayattı. Bayat pideden yapılan bir tosta göre oldukça güzel hacim almış hamur. Salça Ferhat'ın o ilk yaptığı tostların içindeydi. O çok güzel dağılmış. Adeta bir pizza deneyimi yaşattırıyor. Pizza sosu nasıl yayılır tüm tabana. Muhlama peyniri kaşara göre belki birazcık daha sıcaklık istiyor erimek için. Ama yine de gayet kıvamında erimiş. Kavurmayla çok güzel bir ikili olmuşlar. Hani böyle pasajlarda tostçular vardır ya. Çalıştığınız yerin yakınında gider yersiniz. Arada böyle bir belki çok hızlı bir öğle yemeği yemek istiyorsunuzdur. O zaman görürsünüz işini. O tarz bir deneyimde karnınızı doyurur. Sahurda da karnınızı doyurur. O bakımdan da oldukça doyurucu. Bu tosta görünüm puanım 8. Ferhat'ın tosta lezzet puanım yine 8. Belki pideden tost normal tost ekmeğine göre daha pide görünebilir. Çünkü tostta biliyorsunuz hani simetriktir ekmekleri. Baktığınızda yanlardan güzel akar falan. Pidenin o engebeleri, üzerine bir de ızgara izi gelinceki görüntüsü belki o kadar estetik durmayabiliyor. Şarküteri ürününün içinden çıkışı ayrı bir iştah açıcı söz konusu. Ama Yasemin burada bence tabağın içine kaybetmiş tostu. Daha ufak tabağa koyup daha fazla katmanını hissettirebilirdi. Yanına ne koyarsanız koyun böyle büyük bir tabakta ufak gözüküyor. Görüntüsünün doyuruculuğunu o yüzden tartışıyorum işte. Kıvamı biraz daha börek dokusu gibi. Neden? Çünkü Yasemin pidesini o sütlü yumurta ağacına buladı. Bu da adeta bir börek deneyimi yaşattırıyor şu an. İlk defa börek dememiş olabilirim. Biraz daha börek dokusu gibi. Biraz daha börek dokusu gibi. İçi sulu burger severler toplanın çünkü sizin sevdiğiniz bir tost olabilir bu. Gerçekten içinin sululuk derecesi o kadar iyi ki dışı yumuşak, tereyağı aromalandırmış o dışının yüzeyini. Ama içi gerçekten yediğinizde hem krem peynir tadı geliyor, hem hindi jambon geliyor, domates geliyor, biber geliyor. Hepsi ayrı ayrı geliyor. İçeride çok iyi bir uyum yakalamış Yasemin. Pideden pide tost börek yani. Yasemin'in tostuna görünüm puanım 7. Lezzet puanım ise 9. Sıra geldi yumurta seven kardeş olmaya. Baktığımda Ferhat kardeşlerin nane sevdiğini düşünüyor olsa gerek. Bu kardeşini de naneden mahrum bırakmamış. Tam bir tek tabakta kahvaltı deneyimi. Yumurtanın üzerinde gayet doyurucu sucuk parçaları, simitler banım bana diye bağırıyor, domatesler, zeytinler kenarda takılıyor. Gayet naideci ve doyurucu görünen bir kahvaltı tabağı. Bakalım tadı nasıl? Ferhat yumurtayı tereyağına doyurmuş. Tereyağı kıvamı, yumurtanın pişme derecesi gayet iyi. Garanti sunumuyla zaten doyuruculuğa çağırıyordu tabak. Tadı da bir o kadar keyif verici. Bence birçok doğrusu var bu tabağın. Yumurtaya görünüm puanım 9. Yumurtaya lezzet puanım o da 9. Yasemin'in yumurtasında baktığımız zaman bir patatesli yumurta görüyoruz. Ama bakalım yumurta nasıl ön plana çıkacak? Açıkçası görüntüsünden en çok merak ettiğim o. Tabak okey ama bence çatal bıçak deneyiminde biraz zorlanılabilecek bir tabak. Onun dışında içindeki malzemeleri üstünde de kullanması, içinde süzme peynir kullandı, maydanoz kullandı. Onların da üstte biz buradayız diye el sallamaları adeta Yasemin'in işi garantiye alması gibi olmuş. Bakalım tadı nasıl? Görünüm puanım 8.
Oldukça iştah açıcı gözüküyordu. Lezzet puanımı vermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yasemin, yumurta yapalım demiştim. İçinde yumurta olan patates yapalım demedim. Gerçekten patates aşırı baskın. Yumurta adeta içinde kazara var. Puanım yine de yediğim lezzetli bir şey olduğu için 5. Ferhat'ınkinin görüntüsü tek kişi için gerçekten çok doyurucu. Hani insan bunu yerse gerçekten, eğer susatmıyorsa o kişiyi, oldukça doyurur. Belki sahur için oldukça ideal. Ve ben bu susatma deneyimini bilmiyorum. Onu tattıktan sonra da biraz yorumlayabilirim. Görüntüsü çok yaratıcı. Adeta bir tabak gibi kullandı krebi. İçini bir pizza gibi doldurdu. O Chicago deep dish pizza tadında bir hissiyat veriyor. Oldukça büyük. Tattıktan sonra sıcağı sıcağına söyleyeyim. Bence insanı susatabilir sahurda. O yüzden de bu değerlendirmemde etkili olacak. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey ki peynir keskin bir tatı olduğu için sıyrılıyor ama ancak hindi füme arada kaynıyor. Katlardan birisi gibi hindi füme. Bu bir pazar kahvaltısında sofraya gelse memnun olabilirdim. Ben de bir parça alıp tabağıma koysam memnun olabilirdim. Ama sahur için bilemedim. Ferhat'ın krebine görünüm puanım 8. Lezzet puanımsa 7. Yasemin'in yancılarında böyle aceleye getirme var elbette. Böyle zor bir senaryoda o sunuma dokunuşu yapması bile değerli. Ancak ben konsantrasyonumu bu kreplere vermek istiyorum. Gayet krep sever için çok iştah açıcı. Hele dereotu seviyorsa dereotu ben buradayım diye bağırıyor. Ancak labne için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Labne biraz arkada kalıyor. Umarım kuru değildir. Bakalım tadına. Kuru mu? Kısmen kuru. Labnenin daha bol olmasını beklerdim. Dereotu çok iyi bir oranda. Krep uygulaması ise gerçekten çok iyi. Krebin o dokusunu hissediyorsunuz. Ne yumurta tadı, ne un tadı, hiçbirini almıyorsunuz. Çünkü iyi karışmışlar. Görünüm puanım 8. Lezzet puanım kuruluğu beni kısmen üzdüğü için 8. İnceledim, sık dokudum. Gayet içime sindi. Eminiz. Elinize sağlık ikinizin de. Teşekkürler. Benim değerlendirmem sonucu 49'a 44. Ferhat sen kazandın. Teşekkür ederim. Yalnız puanlar gitgide düşüyor. Buna böyle gelen 49'a 44 ne ya? Bu hafta 3 yemeğimiz var o yüzden. Ha tamam pardon. Ha, matematiksel olarak o zaman 60'tan 49. Fena değil. Gene aynı seviyede. Sen hocam sıfırcı evet. Çıktın ya başımıza. Vallahi sıfırcı gibisin. Oncu değilim en azından. Sıfırcı demeyelim de. Yani ama şuradaki ne süreyi dikkate alıyorsun. Ben izledim. Biz burada dinleyemiyoruz ama sonrasında izleyebiliyoruz tabii ki. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Elbette süre burada sıkıntı. Ancak işte o ince elime sık dokumayla o sürede neler başardığınızı aslında ben kanıtlıyorum yani hani. Tabii ki de. Teşekkür ederiz. İşin şakası bu. Gayet güzel eğleniyoruz biz de. Yani bardağa dolu tarafından bakmaya çalışmıyorum. Bardağa boş tarafından bakıyorum. İnanılmaz bir motivasyon. O zaman ama benim en sevdiğim kısım burada şey, artık biz de yiyoruz. Evet, artık biz de tadına bakıyoruz. Afiyet olsun o zaman. O zaman tosttan başlayayım. Bence tostun çok lezzetli olmuş. Eline sağlık, biber falan içerisine yıkılıyor. Şunu Mete yeseydin ne diyecek biliyor musun? Niye, ne var içinde? Pul biber. Ama benlik bir şey yok, ben huğulamam. Ben yedim işte. Bende de bir şey yok. Yumuşacık olmuş. Bir de çok güzel bastırabilmişsin. Sen arada gidip bastırdın mı? Ne yaptın? Güzelce bastırmışsın. Yok. Ben biraz kendi haline bıraktım. Şey oluyor ya, tostun bir kısmı böyle ağzı açık oluyor. Onu çevirdim arada bir. Gerçekten öyle bir şey var mı ya tosta? Evet. Bastırmadım ben. Bastırmadan o içindeki muhabbet. Bence gayet güzel. Patateste hocam tuz yok. Benim ağzım maalesef tuzu arıyor. Efendim, peynirinden yeseydim. Yedim hocam ama tuz yok. Patatesi bu arada patatesi haşlayan arkadaşlar tuzsuz haşlamışlar da o yüzden öyle olmuş, ben söyleyeyim. Tuz biliyorsun benim hayat meselem. Dövmesini yaptıracağım aynen artık yani, o seviyedeyim. Bir tuzluk koyacağım şuraya. Ferhat, yalnız yumurta yorumlarken yumurta yerine patates demen gözlüğümden kaçmadı. Evet evet, yani o konuya da girmek istemedim şimdi. Sonuç olarak yani Yasemin hocam da burada uğraşmış yani, gayet güzel bir fritata yapmış ama sonuç olarak patates tadı daha yoğun tabii, yumurta tadı gelmiyor. Sonuçta yumurta yani patatesi yumurta seviyor yumurta diyor yani dış evet. Ses. Şimdi oradan o başka ama bir şey yorumlamış herhalde. İzleyicilerimiz de bana hak verecektir. Genelde hani patatesli yumurta diye bir şey vardır ve kahvaltıda yeriz ve onu da çok sever, yumurta seven insanlar. Ben de oradan yola çıkarak yaptım. Evet. Tabii ki de patates. İki yumurta daha alırmış ama. Bastırır yani. Altı yumurta vermiş kardeşim, ne yapayım. Bence güzel. Evet, patateste daha fazla yumurta olabilirdi ama bence kızarmış ve güzel olmuş tadı. Ben çok beğendim. Tuz konusunda haklısın. Gülüyor arkadaki arkadaşım. Güzel patates çünkü. Sebep. Tamam. Patates güzel. Ya bence tamam. Buna diyecek bir lafım yok. Bence gayet lezzetli olmuş. Tuz da yerinde. Tam tersi,
pide tostunda biraz tuz fazla. Kuru geldi bana yani yerken boğazıma takılacak, su içmek zorunda kalacağım çok fazla falan. Çay kahve. Bir de kavurma da var içerisinde. Böyle nasıl enerji? Gelir bütün gün bana oruç tutarken. Ama her şey çok lezzetli. Ben hepsini her öğünde yerim. Teşekkür ederim. Ben de seninkine katılıyorum. O zaman tamam ya, biz birbirimizi övdüğümüze göre. Gelecek bölüm biz yine buradayız. Ne yapacağınızı size bence şeflerim söyler. Beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bu arada 20 dakika daha iyisini yine yapacak olan varsa yorumlara yazabilir ama pek zannetmiyorum yani. O da var, evet. Yani. İddialıyız. Onu geçtim. Abone olmuyorsunuz. Abone olun arkadaşlar. Hadi abone olun. Ne yapalım? Hadi siz söyleyin. Olun. Yorumlarda siz söyleyin. Biz abonemizi 1 milyona çıkarmak için ne yapalım? Bence abone oluyorlar. Siz bence abone olup kendinize saklıyorsunuz. Arkadaşlarınız ya da çevreniz bizim gibi güzel videoları görmesin, bir tek biz öğrenelim böyle tarifleri diye sağa sola yaymıyorsunuz. Birazcık da paylaşım da yapsınlar. Evet ama izleyenler de olmuyor böyle, onun istatistikleri var ya. Neyse arkadaşlar. Hani ikisinden birini mutlaka yapalım yani. Ama önce abone ol tuşuna bastık çok hızlıca. O zaman evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Görüşürüz. O zaman karnımızı doyuralım.